Evet, sevgidedir Anadolu Dernek TV izleyicileri. Yine bir programla yeni bir sezonda başlamış bulunmaktayız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ekranlar başındaki bütün seyircileri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bugün çok değerli konuklarım var. Bir Kars'tan geldi, Aşık Arif Gülcani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizi gördük, mutlu olduk. İlk dönem, ilk yayın. Evet. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, şairimiz Zeynal Yılmaz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Sizi gördük. Çok çok iyi olduk. İnşallah daha nice böyle programda sizi görmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederim. Evet. Diğer bir konuğum yapımcı ve aynı zamanda televizyoncu, aynı zamanda yönetmen, birçok özelliği olan Ufuk Yılmazoğlu. Hoş geldiniz. Hocam hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Programımız da hayırlı olsun. Ben de sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir kültür programı. İsmi de sanırım Aşıklar Kültür Dünyası değil mi? Çok da isabetli olmuş. Ben sizi tebrik ediyorum, kutluyorum, hoş bulduk diyorum. Eyvallah, çok teşekkürler. Evet, sonra sohbetimize devam ederiz. Şöyle bir açılış yapalım. Arif Peki Gülcani hocam. bir karşıdan şöyle bakalım ne getirmiş bize. Hocam tabii ben dilerdim ki gaz getireyim, tereyağı getireyim, çeşil peynir getireyim ama sezon o zaman sezon olmadığı için bunu birkaç ay sonra erteleyeceğiz. Ama sazımı sözümü getirdim. Mevlam ne eylese güzel eyler. Anadolu Dernek TV'ye, bütün çalışanlarına, güzel kanalımıza teşekkür ediyorum ki böyle bir fırsatı bizlere veriyor. Size de çok teşekkür ediyorum. 13 yıl veriyorsunuz. Evet, sazın açılışı divandır, kapanışı Köroğlu ama ben böyle yaralı türküler söylemeyi seviyorum. Divana da toplumlarda söylemek istiyorum. Güzel bir türküyü de sizlere aktaracağım. Sağ olun, var olun. Sazı çalan neşeli olabilir mi? Aşık olan neşeli olabilir mi? Aşık olan sazı da çalan dert, çile, keder olur değil mi hocam? Değil mi Zeynal hocam? Bu soyka sazımı çaldım çalalım ay ya ya ya. Soyka sazımı çaldım çalanım ya 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 ya. Dertlerim bitmedi, çilem bitmedi, anlanacağım çilem bitmedi. Ay, ay, ay. Şu zalim dünyaya geldim geleli, anlanacağım geleli. Dertlerim bitmedi, çilem bitmedi. Maradım, ay barım, maradım. Çilem bitmedi, derdim bitmedi. Fakirlik yoksulluk beni mi buldu? Ay ay beni mi buldu? Fakirlik yoksulluk beni mi buldu? Vay vay beni mi buldu? Güllerim açmadan ana bir anda saldı. Feley feley bir anda saldı.
sormayın dostlarım olanlar aldı fenaca ya 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 olanlar aldı. Dertlerim bitmedi, çilem bitmedi. Aman 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 aman. Alın yazısı. Görüm kör olaydı felekim gözü. Dertlerim bitmedi, çilem bitmedi. Görüm kör olaydı anacan felekim gözü. Dertlerim bitmedi, çilem bitmedi. Ay ay ay. Dertlerim bitmedi, çilem bitmedi canım ay. Eyvallah, çok teşekkürler. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet, bu arada stüdyoda da konuklarımız var. Eyüp Halil Bey burada. Yenge Hanımlar burada. Diğer bir konuklarımız Tahir var. Tahir Bey. Siz de hoş geldiniz. Arada bir Dora'yı da gösterirseniz iyi olur. Evet, Zeynel Usta'dan bir şiir alalım. Olur mu? Olmaz mı? Buyurun. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten de Arif Usta bizi götürdü. Yani keşke böyle girende vurmuyordu, ortada vuraydı bazen. Duygularımızı karıştırdı. Kurban olurum. Ben sizleri gördükçe iyice duygulandım. Şimdi, hocam. Müsaade olursa bir tane bir vatan şiiri. Nasıl vatan şiiri? Yani ben bu vatanın yerine kendimi koydum. Buna tercüme olarak vatanımız, milletimiz, toprağımız böyle diyor halkına, insanlara. Diyor ki, bilir misin tarihimde neler var? Vatan benim, toprak benim, yurt benim. Benim için sevdalıdır bu millet. Vatan benim, toprak benim, yurt benim. Benim için kan döküldü toprağa. Hilal doğdu, yıldız düştü bayrağa. Bana siper herkes baştan ayağa. Vatan benim, toprak benim, yurt benim. Milletime vazgeçilmez yar benim. Sarıkamış, Soğanlı'da kar benim. Çakıl taşım, verilir mi zor benim. Vatan benim, toprak benim, yurt benim. Koynumda yatırmışım şehitlerimi. Kimse dolduramaz benim yerimi. Çanakkale, Sakarya bilir sırrımı. Vatan benim, Cezayir Usta, toprak benim, yurt benim. Onur benim, gurur benim, şan benim. Toprağına tohum olmuş kan benim. Anayım, atayım, yüreklerde can benim. Vatan benim, toprak benim, yurt benim. Bana olan aşkı kimse bozamaz. Hudutumu Türk'ten başka çizemez. Üzerimde sırtlan çakal gezemez abi. Vatan benim, toprak benim, yurt benim. Bir bütünüm, bir bütünüm, tek bir parçam bölünmez. Bu milletin, bu milletin iman gücü yenilmez. Dünya gelse bir tek taşım verilmez. Abi vatan benim, toprak benim, yurt benim.
dalın marşı bana yazılmış. Göz dikenin ta kellesi ezilmiş. Zeynal'ın yaşları her gün süzülmüş. Vatan benim, toprak benim, yurt benim. Canım kurban olsun bu vatana, bu toprağa, bu yurda ustadım. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yüreğine sağlık ustadım. Yüreğine sağlık. Evet. Şöyle Ufuk Yılmazoğlu'na gidelim. Evet, Ufuk Yılmazoğlu biraz önce de belirttiğim gibi kendisi yapımcı, yönetmen, televizyoncu. Evet, mikrofonu size bırakıyorum, bir anlatalım bakalım. Şimdi hocam, türküler söylendi, şiirler de okundu. Biz de bir muhabbet edelim o zaman, değil mi? Gönül muhabbeti için buradayız. Tabii siz de burada şairlik yönünüz var, şiirler okuyorsunuz. Programa gelirken dedik hani bir konumuz olsun. Biz burada aşıklık geleneği, tabii çok programın içeriği budur. Biz de tabii yıllardır bu işin içindeyiz, un kapanında. Evet, siz uzun yıllardır, evet. Ben hiç televizyonda yoktum, siz bu işin içindeydiniz. Estağfurullah, yok. Biz tabii bu işin mutfağındaydık. Evet. Yani un kapanı, herkesin de bilmiş olduğu bir İMÇ plakçılar çarşısı vardır. Biz 2003 yıllarında orada başladık. Yani aşıklarımız, ta rahmetli Murat Çobanoğlu'lar, Reyhaniler, onlarla birlikte kaset zamanlarında, bu işin zevkli zamanlarında bu işe başladık. Kasetler yaptık. Çok güzel eserlerle birlikte oturduk, dinledik. Böyle sohbetlerde, dost meclislerinde bunları kasete döktük. Ve arşivimizde bizim eser işletme dediğimiz kasetlerde baktığımız zaman şimdi dijitale geçtik. Yani o kasetler bitti. Kasetin bittiği zamanlar CD çıktı. Yani biz o zaman CD'yi işte çıkarken dedik ki acaba nasıl olacak, bu kasetler biter mi falan. Çok hızlı bir zaman sonra CD çıktı. Şimdi CD de bitti. Tabii o CD'ler bitince flashlar, hard diskler, dijital platforma taşındı her şey. Biz geçen tabii oturduk, bundan birkaç yıl önce oturduk, bütün kasetleri dijital ortama aktardık. Dijitalden de bütün insanların böyle YouTube dedikleri, işte bilmediğimiz daha dijitalde izleyebilecekleri ortamlara aktardık. Bütün bizim aşıkların izleyebilecekleri türküleri orada bulabilirler. Bu da bir köprü olduk, bunları bir aktardık ama zevkle. Şimdi ta yurt dışında insanlar bulamıyorlar belli türküleri, belli arşivleri. Oradan elin altında hızlı bir şekilde girip Yılmazoğlu müzik olarak, bizim YouTube kanalımız da var, dijital platformlarda da varız. Oradan hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Sonra işte Arif Gülcan ile biz sonradan tanıştık. Aslında tanışıyorduk ama evet. Dedik çok da güzel, evet. Sesi var. Birkaç çalışmamız da oldu ve şimdi yeni bir çalışmamız için de geldi. Kars'tan geldi kendisi. Evet. Bugün daha stüdyoya girdik, işte başladık. Birkaç eser yapacağız falan birlikte. Ta geçmişten günümüze böyle bir köprü olduk. Yani aslında bu iyi mi kötü mü çok da anlayamadık. O zaman kaset zamanları çok güzeldi. Çok insanlarda bir heyecan. Her dönemin kendine özgü tabii kuralları var. Şimdi daha ulaşabilirlik çok daha basit, daha kısa sürede ulaşılıyor. İşte dijitalden biz de yürüyoruz. Dijitalden içerik üretiyoruz. Yeni gelen eserlerimizi, yeni yaptığımız eserleri dijitale yüklüyoruz. İnsanlar oradan ulaşıyorlar. Artık medya, sosyal medya dediğimiz işte telefonlarda her şeyi oralara atıyoruz, yüklüyoruz. Böyle güzel aşıklarımızı, seslerimizi, şairlerimizi de insanlarla buluşturuyoruz. Aslında böyle bir görev üstlendik. Onun haricinde de bir televizyon programına başladık. Üçüncü yıl bu sene. Onu biraz sonra. İkinci bölümde devam edelim. İkinci bölümde izleyiciler yine bir türkü dinlemek isterler. Biraz daha dertlenelim o zaman. Arkasından bakalım. Aynı zamanda değerli seyircilerimize Cezayir Cengiz Usta'nın da bir sürpriz olacak. Yeni albüm çalışması, klip çalışması diyelim. Sürpriz dedim ama benim de Kemal Sunal işine döndü. Sürpriz dedim ama açıkladım sürprizi. Olsun, öyle olsun. Buyur hocam. Eyvallah. Ben o zaman şiir okuyayım, arkasından Türkiye'ye girelim. Veya bir türkü daha oku. Öyle mi yapalım? Daha ısınmış olursun. Tamam. Söyleyeceğim bu türküyü de ustadımız olan İlgar Çiftçioğlu ustadan. Buradan selam saygılar gönderiyorum, evet. Değerli ustada. Çok sevdiğim bir türkü. Bu türküye de Ufuk Bey, Ufuk Yılmazoğlu medyada güzel altyapı da olacak inşallah. Bak inşallah Anadolu Denek TV'de izleyenler, dinleyenler, herkes beğenecektir. Mesajlar belli edecek kendileri bu türküyü, evet. Beğenip beğenmedikleri. İlgar Çiftçioğlu gerçekten güzel bir aşık. Buradan da selam saygılar, evet. Gönderiyorum hocam. Thank you.
Teşekkürler. Buradan da İlgar Usta'ya selam saygılar evet. gönderiyorum. Fahit Körol Usta'dıma selam saygılar gönderiyorum. En önemlisi gönlümde yıllardır kasetinden büyüdüğüm büyük ustadım Yener Yılmazoğlu Usta'dıma selam saygılar gönderiyorum. Evet. Evet. Yener Yılmazoğlu herhalde bizi izliyordur. Buradan çok selamlar olsun. Şu anda yoldaymış. Amasya. O zaman YouTube'dan seyreder. İzleyecek evet. Haberi var. Tamam. Evet. Selamlar olsun. Evet Arif Usta. Bir şiirle devam edelim. Başım üstüne. Mecburum sana. Arkasından İlgar Çiftçioğlu'nun bir şiiri var. Buradan ona. (Gülüyor)
mecburum sana. Senden başka ne bir yar, senle ömür olur kar. Sevgin yüreğimi yakar, ben ki sana mecburum. Başka dostu neylerim, derdimi kime derim, ancak sana söylerim, ben ki sana mecburum. Cezayir yanar közde, aşkın ki bende gözde. Kimseye vermem sözde, ben ki sana mecburum, ben ki sana mecburum. Evet, bir de İlgar Çiftçioğlu'nun şiirini okuyalım. Tabi hocam, buyurun. Daha eskisi gibi çalamıyorum. Telin intizarı var içerimde. Dertten anlayanı bulamıyorum. Dilin intizarı var içerimde. Acemi kaptanla umman geçtiler. Çakala maymuna değer biçtiler. Baykuşu dağlara kral seçtiler. Çölün intizarı var içerimde. Kartal zirvesinde çaresiz kaldı. Aslan ile kimse akraba oldu. Sincap keman alıp bir hava çaldı. Filin intizarı var içerimde. Mürşid-i Kamil'den dersimi aldım. Daldıkça ummana, deryaya daldım. 11 ay bekledim, uykuya kaldım. Gülün intizarı var içerimde. Bu işin özünü sezen kalmadı. Hikayeler yazıp dizen kalmadı. Meclisler boşaldı, düzen kalmadı. Elin intizarı var içerimde. İlgarım, İlgarım, her şeyden elin çekildi. Siyah saçlarıma aklar saçıldı. Gençliği aldı, belim büküldü. Yılın intizarı var içerimde. Yılın intizarı var içerimde. İntizarı var içerimde. Evet. Teşekkürler, sağ olun, var olun. İlgar Çiftçioğlu'na buradan selamlar, sevgiler olsun. Yüreğine sağlık ustadım, sağ olasın. Evet. Şimdi bu tarafa doğru gidiyorduk herhalde. Şimdi Zeynel hocamdan evet, bir şiir alacağız. Zeynel ustadan da ben bir şiir ben diyorum ki alalım. Ben hep durayım da böyle Zeynel ustadan böyle şiir işte. Benim çok güzel şiirleri var. İsteğim var sizden. Buyur hocam. Bir hikayeniz var ya sizin, bu anne baba, ana baba diyelim hatta. Buyurun. İkinci bölümde yapacağız. Programımızın tabii bugün ya olur. Zeynel ustam, yıllardır ben feyiz aldığım şiirlerinde de Zeynel ustadım, böyle dinledikçe söyleyeceğim geliyor. Dinledikçe böyle zevk aldığım bir ustad. Yönüne yüreğine sağlık Zeynel Yılmaz ustadım. Hemen bir o zaman dinlemek istiyorum ustam, hocam. Ben diyorum ki ben susayım, hep sen şiir oku ustam. Sen söyle ki biz burada efkalanalım. Yani. Yüreğine kurban olurum. Sen de sağ olasın, güzel okudun. Allah'a şükür de şiirlerini de çok dinlerim. Bazen
YouTube'una falan da bakarım, orada dinlerim. Şimdi şiir yazmak öyle kolay değil hocam. Yani böyle durursun, gel hadi oturalım bir şiir yazalım, olmuyor işler öyle. O gelecek, seni dolduracak, taçlayacak, yazacaksın. Yoksa olmuyor. Şimdi akşam dedim bir şiir yazayım. Baktım gelmiyor. Gelmiyor. Vazgeçtim. Buyurun. Şimdi bir tane şiirimiz var. Kadınlarla ilgili. Yani kadınları bölmüşüz. Buradan da ustad Dursun Usta'nın derlerinden öpüyorum. Onun da bir adam var ki bir şiiri vardı. Ona da dedim ustad izin verirsen ben de böyle esinleniyorum. Bundan bir kadın var ki. Kadınlar nasıl kadınlar varmış? Bunları burada huzurunuza size bir sunayım. Bakın olmuş mu olmamış mı hocam? Evet. Usta. Kadın var, kadın var aşkıyla cihanı yakar. Kadın var, sobasını yakamaz. Kadın var, komutandır, orduya bakar. Ama kadın var, çocuğuna bakamaz. Kadın var, tabiptir, yara sarıyor. Kadın var, pilottur, gökte yürüyor. Kadın var, iğne düşse arıyor. Ama kadın var, oğlu ise aramaz. Gelir de kayboldu çocuk. Kadın var, sevda sarmış başını. Kadın var, mermi açmış döşünü. Kadın var, at biner atar kurşunu. Ya kadın var, iğne iplik takamaz. Kadın var, yalan yere ah eder. Kadın var, her belayı def eder. Kadın var, Zeynel yüzün ak eder. Hocam, kadın var, el içine çıkamaz. Kadın var, el içine çıkamaz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yüreğine sağlık üstadım. Sağ olun, var olun. Gönlüne yüreğine sağlık. Evet. Bir türkü alalım arkasından. Ufuk Yılmazoğlu'ndan bir sohbet yapalım tekrar. Ustadım, İstersen bir Kars'a gidelim mi? Kars'a. Bir sürpriz yapalım. Kars'a. Evet, içeriden o Kars görüntüleri bir gelsin bakalım. Ondan sonra Türkiye. Ha, bana sürpriz hazırlamışsın. Teşekkür ediyorum. Evet değerli sayın seyirciler, ben Aşık Arif Tülcan'ı, aynı zamanda Anadolu Dernektivi'den program yapımcımız, aynı zamanda şair Cezayir Cengiz Bey, aynı zamanda mali müşaviri. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız, iyi misiniz? Karşıda gördük, mutlu oldum sizi. Şimdi ilk öncelikle uzak yerden gelen, İstanbul'dan gelen Cezayir Cengiz Hocam'dan bir şiir alacağız. Hangi şiirimizi hazırladınız efendim? Valla burası Cengiz Baba. Evet. Gördüğünüz gibi de sayın kameramanım, böyle cemaatimiz de gördüğünüz gibi aşıklar, şairler dendiği zaman hemen geliyorlar. Allah canlarına zeval vermesin diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Şan alma günü, can sağken yurt vermeyiz düşmana. Şimdilik ne durursuz atları binin, sıyra kılıç düşman üstüne dönün. Artacaktır şanı bu al Osman'ın. Can sağken yurt vermeyiz düşmana. Can sağken yurt vermeyiz düşmana. Bir alkış gitmez mi? Ya evet. Evet hocam. Kerem yandırıp kül etmedi mi? Ben bir ay bülbül eyledi feryat, gül için bülbülü lal etmedi mi? Aman efendim, derman efendim. Sevdan tükenmez, gitmez halkın dayan. Sevdası tükenmez,
gitmez halkından. Başarıyla çıkmış düşman çarkından. Dolanır illerde karşın kalesiyer. Dolanır illerde karşın kalesiyer. Kalesi, kalesi, karşın kalesi. Dolanır illerde karşın kalesi. Gönül dostları, yine ikinci bölümde bir araya geldik. Aynı zamanda yine ustadın çok değerli Anadolu Dernekleri'de Aşıklar Programı yapımcısı, aynı zamanda mali müşavirimiz, şairimiz Cezayir Cengiz ustadın yanında. Şimşek oğlu düştüm dara, güvenme defasız yara, kar yağdı bizim dağlara, güz geldi yarın gelmedi. Güz geldi, yarın gelmedi. Ellerimle uğurladım. Ellerimle uğurladım. Ki sevdiğim güle güle. Kader tuzağına battım. İdmaralım güle güle. Güle 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 güle, git cananım güle güle. Dağlardan gelir sesi, her tarafta vardır sürsü. Bir yanında var camisi, kale döşünde döşünde. Eyvallah. Evet. Hocam, sürprizinden dolayı teşekkür ediyorum da. Ama sen çok okudun. O zaman Ufuk Yılmazoğlu'na geçelim. Evet. Evet. Buyur hocam. Yok, sizden alalım. Özlemişiz şimdi Arif Gülcan'ı. Yok, biliyorum canım. Bu işin esprisi. Biraz daha sohbet şimdi edelim. Bizim programımızda kalmıştık. Biz bir program yapıyoruz. Aslında bu programı da Arif Gülcan'ı'ya Kars'a gittiğimiz zaman, siz de geliyorsunuz bazen Kars'a. Bakıyorum ki berabersiniz. Ben de gittiğim zaman benim Kars'taki adresim. Kars'ta çok seviyorlar kendisini. Sağ olun. Şimdi zaten Kars'ı görmüş olduk. Kars aklıma geldi. Kar yağdığı zaman özellikle orada programlar çekiyoruz. Benim program biraz hayat hikayesi, insan hikayesi. Evet, biliyorum. Ona güzel bir program yapıyorsunuz. Evet. Hatta bir programı da beraber çekmiştik. Beraber de oldu, evet, bir program. Hayat yolu değil hayat mi? Yolu. Evet. Bu her hafta Yıldız NTV'de pazar günleri yayınlanıyor. Oradan takip edebilirler. Pazar günleri saat 12'de. Yani saat 12'de. Sonrası. Salı evet. Günü akşam 18'de tekrar var. Evet. Dediğim gibi program çekimlerinde çok hatıralarımız var Arif Gülcan ile. Köylere gideriz böyle. Köylerde affedersiniz ahırlara kadar gidip çekimler yapıyoruz. Oradaki insanların yaşantısını, hayat hikayesini insanlara anlatmak için. Bazen de güzel kaz yediğimiz zamanlar aklıma geldi. Şimdi kışın sobanın ben, üzerinde. Ben geçen yılları bilmem de yani 2-3 sene öncesine, 1 sene öncesine kadar iyi kaz yedik. Yedik evet. Evet. Çok yedik. Yani her köyde epey. Her köyde 2 kaz yedik. 2 kaz. Şimdi biz toplanıyoruz. Tam senin de sevdiğin bir ortam. Hatta bir kere gelecektin, sonra akşam da gelemedin bizimle. Köydeki muhtar ehli yaşlı insanları, işte oranın köy halkını davet ediyor. Biz gündüz röportajlarımızı yapıyoruz, konuşuyoruz. Köyü tanıtıyoruz. Akşam olduğu zaman da Arif Gülcan'ın sazı alıp köy meclisinde, hatta o köy konaklarında orada saz çalıyor. Eski ortamı, oradaki aşıklık geleneği biz de hani yaşatmaya çalışıyoruz. Başta söylemedik bunu aslında ama babamdan dolayı, işte Aşık Yener Yılmazoğlu benim babamdır, bilenler biliyorlar. 25 yıl, belki 30 yıldan fazla program yapmışlar özel kanallarda, televizyon kanallarında. Biz de işte bu baba mirası da diyebiliriz bunu aslında. Ya bunun da vermiş olduğu bir aslında duygu diyelim. Bunun da bizim belki böyle bir işim de varmış. Ya, bu program yapmadan bahsetmiyorum. Aşıklık geleneğinin işte yansıtmak, bunu taşımak, insanlara ne kadar çok insana duyurursak o kadar ben mutlu oluyorum. Diyorum ki yeni jenerasyonda bilsin. Gençlerimizin hala çoğu bilmiyordu. Bilmeyenler de var. Ama tanıdıkça insanlar aşıklık geleneğini bildikçe ben de çok mutlu oluyorum. Bir aşıklık bir toplumun aşıklar bence sözcüsüdür. Yani onları o toplumun en iyi ifade edenlerden önde gelenleridir. Önceden televizyonların olmadığı zamanlarda işte internetin, televizyonun, elektriğin olmadığı zamanlarda falan toplanırlarmış işte, siz daha iyi bilirsiniz. Hikayeler anlatılırmış, türküler söylenirmiş. Biz o zamanları yaşamadık ama ben hissedebiliyorum mesela çok kıymetli, güzel zamanlarmış. Biz o zamanları yaşatamıyoruz ama belki
o zamanları hatırlatmaya çalışıyoruz. Yani Arif Gülcan ile bazen köye gittiklerimiz zaman, köyde gezilerimiz hep bunlarla ilgili oluyor. Buradan Kars'taki aşıklarımıza da selam gönderiyoruz. İstanbul'dakilere de, Türkiye'deki herkese selamlarımız gönderiyoruz. Çok fazla muhabbet ederek de insanları sıkmayalım. Bence Arif Gülcan ile şöyle bir türküyle devam edelim. Eyvallah. Evet. Şimdi hırsızın biri bankaya giriyor. Bankayı soyacak, bankadan girer girmez diyor herkes yere yatsın. Herkes yere yatar, hırsız güzelce paraları, fıkra olduğu için anlatıyorum da bu gibi şeyleri ben hayatta sevmiyorum, istemiyorum da yaşanmasın da. Fıkra olduğu için kırgırına okuya söyleyeceğiz. Diyor herkes yere yatsın, herkes yere yatar, hırsız güzel parayı çuvala koyar. Birine sorar diyor benim bankayı soyduğumu gören oldu mu? O taraftan diyor ya biri. Pehlivanlık taslıyor. Hocam hırsızlık yaptın diyor. Parayı, bütün paraları sen almadın mı? Diğer demez. Hırsıza vuruyor. Adam orada öldürüyor. Hanımıyla kocası da aynı bankada çalışıyor. Koca diyor ki lan diyor. 40 yıldır ben hanımla evliyim. 40 yıldır dedim hanım bana bir mantı yap. Hanım da yapmadı. En iyisi ölsün gitsin kurtulayım hanımdan. Tam hanımdan kurtulma zamanı geldi. Hırsız geri döner bakar ki hanımıyla karı koca kapının kenarında duruyor. Hırsız da anlıyor ki bu karı kocadır. Bunlara doğru yaklaşıyor. Adam diyor hanım hanım diyor Azrail'in geliyor. Hırsız gelip diyor ki hocam benim bankayı soyduğumu gördünüz mü? Adam uyanık ya. Diyor vallahi ben görmedim ama galiba hanım gördü. Niye? Bursun hanım öldürsün ya ben de kurtulayım. Şimdi Allah göstermesin. Vallahi kaz yemediğimiz günler olmadı. Gitmediğimiz köyde yani gidip de program yapmadığımız görmedim. Her gittiğimiz günde buradan Kars'ıma bir kucak dolusu selam saygılar gönderiyorum. Erzurum'a Anadolu Dernek TV'de nerede seyrediliyor izleniyorsa herkese selam saygılar gönderiyorum. Anadolu Dernek TV'de takip etsinler. Kültürüne sahip çıkan bir kanaldır. Bunu da burada Arif Gülcan'ı söylüyor. Evet. Eyvallah. Türkü mü söyleyeyim hocam? Direkt Türkiye'ye girelim. Peki. Bu türkümü de yine Zeynel Usta'dan okuyacağım. Elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım. Sağ olun, var olun. Herkesten ayrı bir yarası vardır. Herkesten ayrı bir yarası vardır. Ne ilacı ne de çaresi vardır. Ay 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 ay. Aslının çözülmez düğmesi vardır. Kerem kül edip yandıran sevdaya yandıran sevdaya. Aslının çözülmez düğmesi vardır. Kerem kül edip yandıran sevdaya
cananım maralım yandırar sevdayı. Bir hikayedir ay ay ay. Aklıma şirinim Ferhat'ı gelir, gücüyle dağları deldiren sevdayım ay. Gücüyle dağları deldiren sevdayım. Şerbetinin içtiği zaman gönül dallayıp çaştı bu zaman, oy oy zaman. Bir deli yüreğe düştüğü zaman alemi başına güldüren sevdaya, oy sevdam, oy sevdam. Düştüğü zaman alemi başına güldüren sevdayı, oy sevdayı, can sevdayı. Evet, saygıdeğer izleyiciler, tekrar selamlar. Evet, ikinci yarıda tekrar beraberiz. Evet, şöyle bir Arif Gülcan'ı ile başlayalım. Olur mu? Evet, olmaz mı? Yeter ki bana deyin ki sabaha kadar söyleyin, ben yine söylerim. Hocam yine söylerim. Bu arada ben Kars'tan gelirken benim sponsorum Taşkın Kars'a selam saygılar gönderiyorum. Tarık Boya kardeşime, abime. Selamlar olsun. Tarık Boya selam saygılar gönderiyorum. Selamlar da vardı size. Güzel kaşarından, kazından, peynirinden, balından, tereyağından. Yani Kars'ta sadece doğru adres neresi? Ben diyorum? Tavsiye ederim. Taşkın çünkü Kars. Ben hep oradan alışveriş yapıyorum. Evet, Tarık Boya buradan evet. Selam saygılar gönderiyorum. Biraz sonra da bizim kururumuz Kars Spor'a. Kururumuz Kars Spor'a bir üç kıta bir şey söyleyeceğiz. Sema Otomotiv Nesin Bey'e selam saygılar gönderiyorum. Her daim yanımızda oluyor Ufuk Bey. Evet. O zaman siz bana bir sürpriz yaptınız, ben de size bir sürpriz yapayım. Hocam elimden geldiği kadar. Gözümde tütersin hasretim sana, gözümde
gözümde tüterse yen hasretim sana ye, gidip de gelmeye bir daha baba. Sözlerin yetmiyor, bak sen dört yana ya. Cenneti mekanda gülesin baba, gülesin baba. İnsanları ayırma, güçlüleri kayırma, kimliğine karışma, insan olsa yetmez mi? Çalıştın bizi doyurdun, bizi doyurdun. Ayla kardeş oldun, güneşe sordun. Işıklar içinde kalasın baba, kalasın baba, kalasın baba. Işıklar içinde kalasın baba. Mevki makam da sorma, soyu sopu da sorma, kendini boşa yorma, insan olsa yetmez mi? Cezayir boş konuşmaz, lüzumsuz iş yapmaz, kimseye ayrım yapmaz, insan olsa yetmez mi? İnsan olsa yetmez mi? Gelip gözyaşlarım silesin baba, can baba, can baba, can baba. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni okudum, yeni aldım. Evet. Hemen dedim bir sürpriz yapayım kitabından. Kitabında hayırlı olsun aynı zamanda. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Var çok olun. Güzel yazmışsınız Güzelinize hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet, buradan Mehmet Çağlar bize selamları var size. Aşk Mehmet selam. Çağlar. Bizden de ona selamlar olsun. Bu türküyü de ona armağan edelim. Evet. Zeynel Usta'dan şöyle bir bakalım ne söyleyecek. Buyur. Aynı zamanda bu şiiri de Zeynel Hocam, Fuat Katkaya, Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dernek Başkanımız, Fuat Katkaya buradan bütün güzel türkülerimizi, şiirlerimizi armağan ediyorum hocam. Çok sağ olasın. Evet. Üstad. Bizim de şimdi bizi izleyenler var. Bizim ofis işimi işi bırakmış Cezayir Usta. Açmış bizi izliyorlar abi. İşimiz yok bir tane kadar diyor. Çabuk bitir içimize bakalım. Serkan Derya, Sinan Kılıç, Sevin Beler, Sevinç Beler ve Merve Erçelik. Bunlar bizim personel izliyor. Selam gönderdik. Ayrıca yine bir Mete Barış Yılmaz. O da personelini toplamış. Şu anda bizi izliyorlar. Kendisi maliyededir. Hiç uzatmadan lafı, ben yıllar önce memlekette kaldık abi, yaylada kaldık, orada büyüdük, orada yaşadık, çocukluğumuz orada geçti. Geldim, aradan 20 yıl geçti, gurbetten dedi, yayla mayla yok, bitmişler. Bir arkadaşımın bir 100-200 tane koyunu var, yaylaya çadır kurmuş, dedi ki ya gel de bir akşam orada seni misafir edeyim. Ya dedim yok beni çağırma, niye? Dedim beni çağırma. Ben 20 yıl o yaylalara gitmemişim.
Bırak da eski halini hatırlayayım. O 70 hanenin, koyunun, kuzunun, her şeyin orada cıvır olduğunu hatırlayayım. Beni götürme, ağlatacaksın orada derken, dedim de, o zaman bekle, ben niye gelmeyeceğimi söyleyeyim. Ondan önce de böyle sizi teşekkür ediyorum. Gerçekten bu kültüre çok sahip çıkıyorsunuz. Siz de yürütüyorsunuz şiirlerinizle, ozanlarınızla. Bütün Türkiye genelde de dinliyorlar, tanıyorlar. Bazı dizilerde falan da görüyorum ara ara. Orada da kaçırmıyorum yani, izliyorum bazen. Her çarşamba saat 4'te başlıyor. Cezayir Cengiz var Dernek TV'de. Bu kültürü adım adım işliyor. Cezayir Cengiz var Dernek TV'de. Kendisi şairdir, şiiri yazanı vardır. Burada bir güzel düzeni vardır. Genellikle geçen Çobanoğlu, Taşdoğan, Reyhan gibi ozanı vardır. Cezayir Cengiz var Dernek TV'de. Zeynel'im sözü böyle söyleyin, her durakta kervanı zeyleyin. Benden size tavsiye olsun, her çarşamba saat 4'te izleyin. Cezayir Cengiz var Dernek TV'de. Cezayir Cengiz var Dernek TV'de. Çok teşekkürler, yüreğinize sağ olun. Üstadım, onu diyeceğiz, hemen yaylara bir geçeyim. O yaylara niye gitmemişim? Niye gitmek istememişim? 3 kıtayla donu bağlayalım, tamam. Zamanı almadan. Eyvallah. Davet edip ben oraya çağırma. Buna ben gelirsem yaylalarda ağlarım. Anam, babam, bacım orada yaşanmış usta. Ben gidersem oralarda ağlarım. Bir ah çeksem yürekleri yakarım. Ben gelirsem o dağlara çıkarım. Anamın geldiği yere bakarım abi. Ben gelirsem yaylalarda ağlarım. Ben gelirsem oralarda ağlarım. Zeynel'im yüzümü güldüremezsiniz. Akarsa gözyaşım sildiremezsiniz. Düşerim orada kaldıramazsınız. Ula ben gelirsem oralarda ağlarım. Ben gelirsem yaylalarda ağlarım. Ağlarım. Teşekkür ederim. Eyvallah. Çok teşekkürler. Evet. Sağ ol hocam. Bu arada bizim misafirimizi bir alalım. Onun da herhalde bir şairlik yönü var. Var evet, mı? Evet. Var var. Olmaz mı? Buraya alalım sizi. Eyüp Bey. Eyüp Bey, buraya bir alalım. Eyüp Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz herhalde kendinizi bir tanıtın. Ben Kars Selim ilçesinden Eyüp Han Bastaban. 2014'te 1. ayın 12'sinde annem Allah'ın rahmetine kavuştu. Bütün ölmüşlerin mekanları cennet olsun. Burada bütün annelere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Kars Selim'denim. İstanbul'da ikamet ediyorum. Sizi gibi değerli dostlarla tanışmak en büyük gururumuzdur. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Dostlar burada. Arif Gülcan abim burada. Ondan da Kars merkezde tanıştık. Yener İlmaz abimin oğlu, abisi burada. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir ufak bir kıta şiir annemin üzerine söyleyeceğim. Bir fon müzik alabilir miyim hocam? Söyleme kara gözüm söyleme. Söylersen içim yanar söyleme, söyleme. Dokunursan bana ağlar gözlerim. Sitem değil benim sana sözlerim. Her gün yollarına bakar özlerim. Ben sen öylesin sen var ya sen. Sen öldürdün beni sen var ya sen. Sen öldürdün beni. Değirmen taşına çevirdin beni. Sağa sola savurdun beni. Güneş oldun kavurdun beni. Ben sen öylesin sen var ya sen. Sen öldürdün beni. Sen var ya sen. Sen öldürdün beni. Arpalar dize kadar. Gelecektim size kadar.
düğünümüz kaldı güze kadar. Gelinliğin asılı kaldı be, sen öylesin, sen var ya sen. Sen öldürdün beni, sen var ya sen. Sen öylesin, sen var ya sen. O da sen, sen öldürdün beni. Bir kar yağar ince ince, ne kıyarsın sen bu gence. Yaptıkların zaten işkence be, sen öylesin, sen var ya sen. Sen öldürdün beni, sen öylesin, sen var ya sen. Sen öldürdün beni, sen öldürdün beni. Ne kelepçe ne de zincir, senin sevdan durdurdu beni be. Sen öylesin, sen var ya sen. Sen, sen var ya sen. Sen öldürdün beni, sen öylesin, sen var ya sen. Sen öldürdün beni. Gözyaşlarım senin için, bilemedin, bilemedin kıymetimi. Suç bende mi be, kitapsız seni sevdiğim için mi? Sen öylesin, sen var ya sen. Sen öldürdün beni. Seni benden değil, seni yaradandan bulasın be. Seni yaradandan bulasın. Var ya sen, var ya sen. Sen öldürdün beni, sen. O da sen, sen öldürdün beni. Saygı ve sevgilerimle. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Yüreğine sağlık. Sağ olun. Evet. Ufuk Yılmazoğlu. Şöyle bir toparlayalım. Evet abi. Şöyle bir özetleyelim. Abi herkes şiir okudu. Bir ben kaldım herhalde, değil mi? Burada şiir okumayan, saz çalmayan. Okuyacaksan vereyim okudu. Yok yok. Ben normalde şiir okumam da şurada çok hoşuma giden bir kıta var. Tamam. O da Aşık Şenlik'ten. Yani şöyle bir. Evet. İçimden geldi. Diyor ki, namertlerin kanadıyla uçmam Allah kerimdir. Coşkun suya köprü olsan geçmem Allah kerimdir. Teklif etse yiyebilmem namertlerin nanını, suyu Abu Kevser olsa içmem Allah kerimdir. Bu dörtlüğü çok severim. Şimdi aşıklar, tabii şöyle bir huy var. Adam geliyor buraya, aşık nedir? Türkü çalar, söyler, saz çalar. Ya ben şiir okurum, o da şiir okuyor. Ya dedim, ben sizin işinize karışıyor muyum? Yani. Şimdi ufak Yılmazoğlu ve şairlik şey eksik oldu. Eksik kaldım sanki herkesle. Çok evet, teşekkür ederim. Ha, burada ki bir veda konuşması mı yapalım şimdi? Böyle bir toparlayalım. Şimdi ben ne söyleyelim? Biz şimdi her baştan da söylediğimiz gibi zaten... Yeni kanal açıyorsunuz bu arada. Zaten YouTube kanalımız vardı. Biz bunu evet, böyle sosyal medya için akşamları böyle iki günde, üç günde bir, her akşam olabilir. Canlı yayınlarla, programlarla süsleyeceğiz biz bunu. Tabii sosyal medyada, YouTube'da, Facebook'ta, Instagram'da, TikTok'ta, bütün sosyal medyada olacağız. Ve bununla birlikte sizde sanırım bir şiir albümümüz olacak yakın bir zamanda. Yine bizim stüdyoda bir çalışmamız olacak. Onu da buradan söyleyebiliriz. Evet, sponsorum olacak herhalde. Ufuk Yılmazoğlu. Tabii, canın sağ olsun. Bekleriz. Yani bizim çatı altımızda sizi de bekleriz. Gerçi benim hiç sponsorum olmadı. Allah var yani. Sizin yüreğiniz sponsorunuz. Şimdi buradan da bunu duyurmuş olduk. Yani stüdyoda, sosyal medyada bu canlı yayınları başlatmış olacağız. Onun haricinde de pek fazla böyle ne konuşalım. Yani sizi de tebrik ediyoruz. Aşıklık geleneğini böyle yaşattığınız için. Köprü oluyorsunuz. Kültür elçisisiniz. Yani kültürü taşıyorsunuz. Böyle insanlara duyuruyorsunuz. Tabii burada programın ismi de çok hoşuma gitti. Aşıklar Kültür Dünyası. Bu da programın ismi de gerçekten sizin özelliğiniz yansıtıyor. Dediğim gibi Kars'ta yakın bir zamanda kar yağdıktan sonra şöyle birlikte Kars'a gidelim, aşıklarla buluşalım, güzel programlar çekelim. Programımız bizim pazar günleri, diğer programımız, gezi programımız Yıldız NTV'de, onu da buradan anonsunu yapalım. İzleyicilerimiz zaten kardeş kanalımızdır, o da kültür kanalıdır. Burada da Gökhan Şahin kardeşime de selam gönderiyorum burada yönetimde. Diğer arkadaşlara da selam gönderiyorum. Arada sırada böyle telefonla görüşüyoruz kendisiyle de. Onları da tebrik ediyorum, Anadolu Dernek TV'yi de buradan tebrik ediyorum. Gerçekten kültür kanalı, kültürümüzü. Ben böyle kumandayla gezerken bakıyorum arada, hep böyle aşıklar, ozanlar, türküler, şiirler. Bu kanal Anadolu gerçekten bu diye hizmeti, evet, gerçekten bu kültürü çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Buradan tebrik ediyoruz yöneticilerini ve sizleri de. Teşekkür ediyorum Ufuk Yılmazoğlu. Teşekkür ediyorum çağırdığınız için. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ne demek? İnşallah yine konuk ederiz. Tabii ki biz de bekleriz inşallah. Zeynel Usta herhalde daldı biraz. Senden bir şiir daha alalım ya. Bir hüzünlendi yine herhalde. Dağ, evet, evet. Elde değil. Sizin şiirleriniz, ustama türküleri. Evet. Şimdi
Abim zaten öbür de Ferrettin getirdi burada. O da ayrı. Şimdi bir de bir ana şiiri müsaaden olursa madem öyleyse. Ben okuyacaktım, ağlatacaktım ama okuyorum. Ya ben ne istiyorum biliyor musun abi? Ya birer tane böyle açlar atışıyor ya bunlar. Ha bunlar atışıyor, biz de birer tane bir kitap öyle istersen. O zaman biz atışalım. Olabilir eyvallah. Ana şiiriniz varsa ona karşılıklı bir yazı başka bir şey varsa. Annem rahmetli oldu, aradan yıllar geçti. Bazen sıkıntılarım var, kimseye anlatamıyorum, kimseyle konuşamıyorum. Köye gittim, dağlar üzerime geliyor üstad, kar üzerime yağıyor. Ne yapar, kimle konuşacaksın? Ana, gider açarsın derinden ayağa. Kalktım bir akşamüstü, hafifle bir yağmur yağar. Gittim anamın mezarının başına oturdum. Böyle anamla bir sohbet ettim, anamla bir konuştum. Bakalım anama ne dedik, niye geldik mezarının başına? Geldim kabristana, dinle sözümü. Sen benim hurimsin meleğim ana. Bu gece koynunda yatmak isterim. Eşeğim toprağın deleğim ana, deleğim ana. Güzel anam, sen de gittin gideli. Aylar geçti, yıllar geçti, dönmezsin. Mezarına gelip dua edeli. Hasret kaldım anam, geri gelmezsin. Hiç akşam olmadan güneş batar mı? Alevler yanmasa duman tüter mi? Benim derdim roman ana, bir geceyle biter mi? Dinlesen her gece geleyim ana. Her gün senle çok da dertler konuştum. Zaman oldu, şaka dedim sıvıştım. Peşim sıra koşturmana alıştım. Hasret kaldım anam, geri gelmezsin. Hasretim var damarımda, kanımda. Özlemim var ciğerimde, canımda. Ne babam yanında ana, ne sen yanında. Söyle sizsiz nasıl güleyim ana, nasıl güleyim ana. Yoksul idin, yine bizi doyurdun. Kahvaltısız koyunları sağardın. Hem ninemi hem babamı severdin. Hasret kaldım anam, geri gelmezsin. Çok ağladım, gözyaşlarım sel oldu. Kasırgalar, fırtınalar yel oldu. Çocuklar büyüdü ana, kardeş el oldu. Niye diye sorma, ne bileyim ana, ne bileyim ana. Söylenecek çok sözüm var bilesin. Dünyada gülmedin, orada gülesin. Şimdi dilim lal olmuştur, gelesin. Hasret kaldım anam, geri gelmezsin. Zeynelim ayana, Zeynelim ayana, derdin dert değil. Yatmışsın uykudan, gelsene ayın. Ya müsaade eder mi bana Azrail? Ben de bugün burada öleyim ana. Ben senin yanında öleyim ana, öleyim ana. Turanoğlu Cezayir'de öksüz koydun çok. Anasız kalmak da bana mıydı hak? Kime ne söylerim, şaşkın kaldım bak. Hasret kaldım anam, geri gelmezsin. Hasret kaldım anam, geri gelmezsin. Çok sağ ol abi, vallahi. Eyvallah. Kopardın beni. Yani bu şiiri hiç bu kadar duygulu okutmamıştım bana. Vallahi eyvallah, billahi. Sağ ol. Bu şiiri de ustad bir türkü olarak okumuş yani. O da ayrı tabii. O da ayrı vuruyor evet. Damarlara. Çok teşekkür Güzel ederim. Güzel yazılan çok okunmaz mı hocam? Arif Gülcan'ı, meydan senin. Hocam ben bir doktor bey çok isteniyordu. Bir de ya, bir bak, karşımıza bir türkü göndereceğim. Program senin. Öyle mi? Buyur. Tamam, ta beni durduran olmaz. Thank you.
yaralarım göz göz oldu neyleyim kurban neyleyim. Derdimin dermanı var mı doktor bey, var mı doktor? Derdime neredeyim, derman bulayım, kurbanlayım. Derdimin dermanı var mı doktor bey, var mı doktor bey, var mı doktor? Dayanamam artık derin yaram var, derin yaram var. Ecel pazarında artık sırayım var, artık sırayım var. Kanayan yaramayı nerede sarayım var. Derdimin dermanı var mı doktor bey, var mı doktor bey, var mı doktor bey? Canıyım bırak öleyim, bırak öleyim. Var mı bu derdime çare bileyim, çare bileyim. Şahsım kara geldi nereden bileyim. Derdimin dermanı var mı doktor bey, var mı doktor bey, var mı doktor bey? Hemen bunun peşine de buradan Karşıspor'a güzel bir türkü yazmıştım. Onu şöyle yapalım. Dedim ya beni tar durduramazsın hocam. Durduralım şu anda. Evet. Dakikamız mı, zamanımız mı bitti? Yönetmeniz de. Öyle mi? Bu türküyü göndersem olmaz mıydı yönetmenimle, evet, rica etsem? Dur. Çok önemli karşımız için. Bir dakika, bir dakika. Ufuk Bey tekrar çok teşekkür ediyorum. Hocam biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bir mukavele. Biz de bekliyoruz. Hem stüdyomuza hem kanalımıza hem, evet, stüdyomuza sağırlamak istiyoruz. Akşam da 9'da neredeyiz? Akşam 21'de yine bizim YouTube sayfamızda Yılmazoğlu'nun. Yılmazoğlu TV'de. Kafkas FM ortak yayınında. Evet. Evet. Böyle dördümüz oradayız. Ben yokum, ben teknik ekipte olacağım. Üçünüz canlı, evet, yayında olacaksınız. Evet. Bundan olsun yapalım. Yıldız NTV'de Hayat Yolu programını, evet, kaçırmayın diyoruz saat 12'de. Size başarılar diliyorum. Anadolu Dernek TV yönetimine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum ben. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Zeynel Usta'm siz de... Abi, bugün beni mutlu ettiniz gerçekten. Yani burada olmak, sizinle olmak, bu kadronun içinde olmak... Çok teşekkür ediyorum. Duygulandırdınız. Usta, zaten Arif Usta iyice duygulandırdı. Sağ ol, yüreğine. İyi ki varsınız. İyi ki bu kültüre emek ediyorsunuz. Allah'a emanet olun. Tüm dinleyen herkese selam olsun. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Arif Gülcan'ın siz de sözlerinizi... Ben de öncelikle en başta size çok teşekkür ediyorum. Akabimde benim Türkiye'min güzel kanalı Anadolu Dernek TV'ye. Çok teşekkür ediyorum sahiplerine, çalışanlarına. Teşekkürlerimi sunuyorum. 10 dakika var değil mi? Ya değerli yönetmenim, ben seviyorum. Vallahi seviyorum. İşte bu Anadolu Dernek farkı işte. 10 dakika bize verdiler. Ben sizi seviyorum. Allah da sizi sevsin diyorum. Hemen bir Karşıspor'a, karşımıza bir selam, evet, gönderiyoruz. Buyur.
budur Karsipora selam olsun. Karsımızın gururudur Karsipora selam olsun. Yüreklerin onurudur Karsipora selam olsun. Selam olsun selam olsun Karsipora selam olsun. Bilemem onu bunu söylüyorum her gün şunu. Karsımızın şampiyonu Karsipora selam olsun. Gül canıyım koşacağız nice yollar aşacağız. Şampiyonluk olacağız Karsipora selam olsun. Selam olsun selam olsun Karsipora selam olsun. Evet, bu güzel. Söylemeseydim hocam içimde kalacaktı vallahi. Evet. Evet, saygıdeğer Anadolu Dernek TV izleyicileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün başladığımız programı böylece sonuna da yaklaşıyoruz. Öncelikle İnşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu Dernek TV'den çıkmak istemiyorum. Vallahi çıkmak istemiyorum. Çok seviyorum bu kanalı yıllardır. Eyvallah. Buyur hocam. Haftaya yeni konuklarla tekrar birlikte olmak üzere inşallah. Sazı sözü Arif Gülcani'ye bırakıyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Ecel vermez kırat kaça, hey hey hey. Az kaldım ortamdan biçen adam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim, kim, kim. Bir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, dur beyin oğlu. Bir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, dur beyin oğlu. Ecel vermez kırat kaça, hey hey hey. Az kaldım ortamdan biçen ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim, aybaz kim, kim, kim. Bizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Bizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Anadan 15 olaydım, hey hey hey. Keşke ana kardeş olaydım, ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim, kim, kim. Bizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, nur beyin oğlu. Bizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, nur beyin oğlu. Huyeden de huya teper, hey hey hey. Kör oğlunu suya teper, kör oğlunu suya teper. Ağam kim, paşam kim, nigar kim, hanım kim, kim, kim. Sizir oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, dur beyin oğlu.
Yaşlıdır oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Çok teşekkür ediyorum. Ben evet. Teşekkür ederim hocam. İki dakikaya ne sığar? Bir şiir sığar. Bir şiir mi sığar? Sığar. Bari o tamam. Peki. Fani. Bilmez misin dünya fani? Nice şöhretler hani? Doğru dürüst olmak yani. Bilmez misin dünya fani? Düşün taşın yaş geçmeden, ömrün boşa geçmeden, yaradan yüz çevirmeden, düşün taşın yaş geçmeden. Cezayir der et şükrünü, Hüdaya yap ki zikrini, cahilden koru fikrini, bilmez misin dünya fani, bilmez misin dünya fani. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun, haftaya görüşmek üzere, selamlar, saygılar.